William Holman Hunt, John Everett Millais'ın Isabella adlı tablosu için 20 yaşından küçük bir sanatçı tarafından yapılan en güzel tablo demiştir. Ben bunun hala doğru olduğunu düşünüyorum. Millais bu tabloyu 19 yaşındayken Londra'daki Kraliyet Sanat Akademisi'nden mezun olurken yapmıştır. PRB yani Rafael öncesi kardeşliğin baş harflerini temsil eden ve imzasını kullandığı ilk eseridir. Sanatçının resim yaparak elde etmeye çalıştığı şeylere ait bir manifestodur adeta. Millais'in çalışmalarının özü, modern olmasına rağmen geçmişle olan bağlarını yitirmemiştir. Lorenzo Monaco'nun San Benedetto Sunak eserinden ilham aldığını düşündüğümüz bu eserde, Lorenzo'nun eserindeki iki azizin kompozisyonu, sağda Isabella, solda Lorenzo olarak kullanılmış. Tablonun hikayesi de oldukça güzel. Isabella, erken Rönesans yıllarında Floransa'da yaşayan, ticaretle meşgul iki kardeşi olan genç bir hanımefendidir. Kardeşlerinin ofisinde tezgahtarlık yapan Lorenzo'ya aşıktır. Fakat aşıkların sosyal statüleri arasında büyük bir fark vardır. Tabloda Isabella bu durumu oldukça iyi idare ettiği için Lorenzo şaşkınlık içerisinde Isabella'nın yüzüne baka kalıyor. Isabella'ya duyduğu büyük aşk kontrolünü kaybetmesine yol açıyor ve bundan sonra da oldukça kötü gelişmeler yaşanıyor. Lorenzo kaçırılıyor, öldürülüyor ve ormanda bir yere gömülüyor. Olayların farkına varan Isabella, Lorenzo'nun ormanda gömülü olduğu yeri bulup mezarını kazıyor. Cesedin taşıyabileceğinden çok daha büyük ve ağır olduğunu anladığında ise, Lorenzo'nun kafasını gövdesinden ayırarak eve götürüyor ve odasında içinde fesleğen yetiştirdiği bir saksıya koyuyor. Evet, John Keats'e ait bu hikaye trajik olmasına rağmen oldukça güzel. Keats ise kökleri Orta Çağ'a uzanan konuyu İtalyan bir yazar olan Boccaccio'dan almış. Bu ön Raffaello'cuların önemli özelliklerinden biridir. Sanatçılar sanatlarını icra ederken Rönesans dönemi sanatçısı olan Rafael'den önceki döneme bir özlem duyarlar. Özlerinde şimdiki zamana ait olan eserler yaratmak için içinde bulundukları anın sanatını kuvvetlendirerek geçmişe ulaşmak isterler. Millais'in yaptığının ve bu döneme ait tabloların bu kadar radikal olmasının sebebi, hikayeyi bir sinema filmi olarak değerlendirerek Keats'e ait çok uzun bir şiirin tek bir anı yerine size hikayenin bütününü tek bir görüntü ile sunmasıdır. Galeriye girdiğinizde ilk gözünüze çarpan ve bu radikal kardeşliğin bütün amaçlarını temsil eden bir eserdir bu.